misiniz? Çok koyu. Fanatik Tayyip Erdoğan hayranıyım ama yalnız şunu diyebiliriz. Siz ne zaman ekonomiden ayrıldınız? Ekonomi battı. Dediğim kelime şudur. Ekonomiden ayrıldınız. Türkiye bitti. Türkiye. Bat. Ya bak bir kişinin yapacağı fazla bir şey yok. Biz ne yapıyorduk? Dürüst kadrolar topluyorduk. Sağlam adamlarla çalışıyorduk. Sonuç oluyor. Sayın Başkanım. Şimdi sağlam adamları gönderdiler. Sayın Başkanım benim dediğim kelime siz anlamıyorsunuz. Anladım ya. Ben koyu Tayyip Erdoğan'dan beni böyle mezarda kafamı kesecekler Tayyip Erdoğan ayrılmam. Yine ayrılmam bak. Yine ayrılmam diyorum ama. Anladım. Dediğim kelimeyi anlayın. Hakkı da teslim ediyorum diyorsun. Siz ayrıldınız. O kadar. Ekonomi bitti. Ama dersen ki neredesin? Yine Tayyip Erdoğan hayranıyım ben. Daha verme abi. Daha verme. Evet verme. Verip vermem ayrı konu. Hakka girmeyelim. Ben sizin hani hakkınızda yeriyorum, onun da hakkını yeriyorum. Sağ olasın. Tamam. Allah'a emanet olun, bak, görüşürüz. Sen bu önümüzdeki seçimde şu memleketi kim ayağa kaldıracaksa onu ver, yine sevgin devam etsin. Şimdi sevgi ayrı bir şey, memleket meselesi ayrı tamam. bir şey. Tamam. Ülkemiz gidiyor, doğru. Çünkü sevgi ayrı bir konu evet. ama memleketin hali başka. Tamam. Aldım maaş 720 dolar aydı. Şimdi 300 dolar alamıyorum. O kadar. 25 sene kamuda belediyeden emekliyim. Herkes fakirleşti herkes. Fatih Sultan Mehmet ne demiş? İstanbul'u kazandım ama demiş. Trabzon'u kazanmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Siz Trabzon'u kazandınız. İnşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Allah sizi yetiştiren anaya babaya uzun ömür versin. Ben istemezdim siyasete girmeni ama bunu da birileri yapacak. Ben devazi değilim ama bugünden sonra devazi olabilirim. İnşallah. Konuştukların o kadar konuşsun da bir kötü söz çıkmaz mı ağzınızdan? Kemsöz sahibine diyoruz, biz düzgün konuşuyoruz. Vallahi biliyorsun demokrasi şehri Trabzon. Öyle. Ben bugün ışık gördüm. Meral Hanım ilk seçimde buraya geldi. Bu kadar kalabalık, bu kadar heyecan yoktu. Sen de ben bunu gördüm. İnşallah. Biz doğru çalışıyoruz. İnanıyoruz ki Allah doğruya yardımcı olur. Geliyoruz inşallah. Ama Allah hep Allah diyerek ama görüyorsun 20 yıldır battık efendik gibi 700 dolardan düştük 300 dolara muaf olduk. Tip 80 liraydı oldu 350 lira. Ama tedbir alacaksın tedbir. Sana önce, güveniyorum. Bak, önce aklını kullanacaksın. Düzgün çalışacaksın. Başkanı kim çekiyor? Vallahi yemin ediyorum. Şey çalıştığın kişilerin yanında şimdi ne kadar var senin gibi? Çok azaldı ya. Efendim? Eskiden çalıştığım yani, yerler. Almak sayısı kadar var zaten mı? Sorun orada ya. Şimdi kadrolar zayıflayınca ülkenin başı derde girdi yani. Kandırmaca bir şey. Sağlam kadrolar da oluyor. Başka türlü olmuyor. 6-0 isen haber vermeden niye yayınladın? Yeter abi. Anladım. Ya zaten azıcık matematik bilen böyle yönetmez ülkeyi. Adamın birisi bana diyor ki yol yaptı. Ama senin parasını yapmadı onları. Kimin parasını oldu? Senin benim paranı buldu. Bu ülkeye hizmet ediyorum. Benim çocuklarım sana da hizmet veriyor. Çok memnun oldum. Ailenize bol bol selam söyleyin. Teşekkür ediyorum. Allah sağlık, sıhhat versin. Hepimize. Başarılar dilerim. Dedik ki o zaman bir dinlemek yapacağız. Döndüm sözler. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Sürgeş'in peşine gittim. Sürgeş öldü bıraktım. Ama bu hükümetin içindeydi Sayın Genel Başkanım. Bunları sayamadık. Bari şimdi sayalım. Tayyip Bey aldı şimdi rahmetli Süleyman Demirel'in programını insanlara sattı. Ne diyor? Rahmetli Süleyman Demirel dedi. Hatırlıyorsun dedi. Ben hatırlıyorum. Ya ana, araba anahtarı vereceğim. Bir tane ev anahtarı vereceğim. Kimseye vermedi. Ben şahit. 5 milyon kişiye ev anahtarı dağıtıyorlar. Yok ama yok işte. Rahmetli Süleyman Demirel'in projesi. Sayın Başkan. Bunları deyin orada Allah aşkına. Şimdi yılda. Tutmayayım seni. Bunu da diyeyim ben. Git. Tamam. Hasan Karal'a söyledim. Hasan Karal'ı çok eski tanırdım. Tanıyorsun abi. Çok iyi tanıyorum. Tamam. Bizim iki tane. Kemimiz ne? Uçağımız nerede?
F-35'leri mi diyorsun? Yok, onlar da başka. Ukrayna'ya pandemi öncesi gönderilen iki tane ağır nakliye uçağımız var. Biliyor musun? Evet. Doğru. Efendim. Abi gönderdik. Ne gönderdik? Maske gönderdik, bilmem ne gönderdik. Şu gönderdik. Bir dakika diye yapıştırıyor. Tamam. Ne gönderdikler? Benim haberim yok. Belki sizin haberiniz var. Yok. Boşalmaya durduk. Öyle birkaç uçak orada kaldı diye okumuştum. İki tane iyi uçak var orada. He. Yeni aldık onları, ağır nakliye uçağı. Ben biliyorum. Sayın Genel Başkan bilmeyelim de ama ya, sana, hatırlamıyorum sana yakıştır ama eski maliyecisi. Ya, her şeyi biliyorum diyenlerden korkun siz ya. Yok. Her İki tane uçak nerede? Bunu sizlerden değil, duyurun ona. Ya ben dedim kimse duymuyor. Anladım. Dediklerimize ya. İki tane uçağımız nerede? Şimdi dış politika güvenlik ekibi var. Dünya lideri kaldırı telefonu. Alo. Yarın oyacaklar. Hadi havaalanında olacak. Yandiler mi? Kırıldılar mı? Ne olduğunu bilmiyor. İnşallah. Bizim dış politika güvenlik ekibi var. Ben onlara hemen onu sordurtum. Sordurt bakalım nerede? Hemen çıkardım.